Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları oynayacağız ve bunları simüle edeceğiz. Kadroyu da kuracağım tabii ki de. Bakalım Fenerbahçe otomatikte nereye kadar gelebilecek? Hazırsanız kadroyu diziyorum. Bunun ana ligi de gelecek arkadaşlar. Salı ya da çarşamba günü. Slimani'nin gücü iyi, o yüzden çıkarmıyorum. Gerçekte iyi değil ama Valbuena'yı da alıcının yerine koyayım. Aynen. Yok ya, Soldado'yu değiştirelim. Slimani'nin yerine Soldado'yu koyarım ilk 11'e. Bakalım başka. Elif Elmas var, 81. Ben Elif Elmas'ı şöyle yapacağım. Tabii etkili olur mu bilmiyorum. Topal'ın yerine koyacağım. Oo, kaptanımız var. Emre Belezoğlu. Kaptanımızı da koyalım şöyle. Moses var. Kadromuz güçlü bayağı. Evet, Moses'i koydum. Rodriguez'in gücü bayağı iyiymiş. Ben Rodriguez'i koyayım. Biraz güçlendirmiştim ama. Evet. Kaydettik arkadaşlar. İlk maçımızı simüle ediyoruz. Lokomotiv Moskova'yla. Ve maç başlasın. Evet, dakika 19, 22. Şu anda hala bir atak yok. Bakalım, bizim kadromuz da gayet iyi. İyi oyunculardan oluşuyor. Fernandes attı maalesef, yedik. Otomatik çıkardı, elması çıkardı. Potuk'la, Özbayraklı, şey şu. Belezoğlu attı arkadaşlar. Kaptan atıyor ve 1-1 skor. Bakalım, Fenerbahçe'miz şu anda 3. konumda. Valencia 1. Moskova 2. Bunu da simüle ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Fenerbahçe bunda ne yapacak? Hanofe'yim. Yine kadromuz iyi. Bakalım Alman takımı mı, Türk takımı mı demeye gerek kalmadı ve Hasan Ali Kaldırım golün sahibi oluyor ve ardından durmadılar. Belfodil de gol atıyor. Ardından Kruse atıyor. Kruse durmuyor. 2-2 oldu, Allah'ım ne oyuncuymuş bu. Bu da sanırım berabere bitecek. Yine 1 puan. 3-2. Soldado son dakikada atıyor. Soldado. Evet arkadaşlar, Soldado bu maçın gole katkısı ve 3 puana katkısı oluyor. Fenerbahçe ikinci oluyor arkadaşlar. Bunu da simüle ediyoruz. Evet, bakalım Valencia mı, yarasalı koronalı takım mı, Fenerbahçe mi, Türkiye mi? Zaten bir tane yedik şu anda. Hadi Fenerbahçe. Haydi. Arkadaşlar hafta içi kol alacağım. Rodriguez attı. Hafta içi kol alacağım ve analik maçı yapacağız arkadaşlar. Nasip olursa. Müziğin sesini kapatmamın sebebi de telif geliyor. Şampiyonlar Ligi sesini de açmadım çünkü telif geliyor. Oyundaki müziklere de telif geliyor. O yüzden ben buraya kısa bir böyle bir fon ekleyeceğim. 1-1. Evet arkadaşlar, ikinci sırada Fenerbahçe 5 puanla 7. puan, 7. puanın sahibi Valencia ve 1. ve ev sahibi Fenerbahçe yine Valencia karşısında. Valencia bu sefer deplasman. İlk golü yine Valencia atıyor. Ya bu potukta ne var ya, elmasın yerine koyuyorsunuz. Moses attı. Ve durur mu? Birbirinin eşitliğini sağlıyor Valencia. Yine berabere mi bitecek bu maç?
Allah'ım mağlubiyet. Mağlubiyet arkadaşlar. Üçüncü olduk. Bizim bu maçı almamız lazım garanti. Arkadaşlar eğer gruplardan çıkarsak oraya kadar kaydedeceğim. Devamını istiyorsanız like atabilirsiniz ya da ben sonradan tekrardan bunun devamını çekeceğim. Şimdi grup aşamalarını oynuyorum. Bakalım Fenerbahçe grup aşamalarında otomatikte ne yapabiliyor kadrosuyla. Ben bunu direkt bitireyim arkadaşlar. 2-2 Kroos'e gol sahibi olmuş. Soldağa da gol sahibi olmuş. Bu beraberlik bizi yedi bitirdi ya. Kaç maçtır yani hep beraber hep beraber olmuyor ki. İkinci sıradayız arkadaşlar. Valencia 13 puanın sahibi. Maç atlatalım arkadaşlar. Moses Rodriguez yine golün sahibi oluyor. 2-1 alıyoruz. Güzel güzel ikinci olarak gruptan çıkma ihtimalimiz var. Ve arkadaşlar Barcelona ile son 16 derken son 16 turuna kalmışız Barcelona ile. Arkadaşlar ben hileli bir tane oyuncumu sokacağım. Kusuruma bakmayın, hileli sokmam lazım. Barcelona bizi hoşaf eder. Sağ bekimiz de var bir tane hileli. Bakalım. Tamam. Tarık Akan yani ben forvette Belezoğlu'nun yerine de kimi koyabiliriz? Oyuncu diyor ki Tufan'ı koyalım. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Ve simüle edelim bakalım. Fenerbahçe'nin son altıda ne yapacak? Haydi Fenerbahçe, haydi Fenerbahçe, haydi. İspanyolları yenme zamanı şimdi. Bakalım. İspanyollar mı? Yoksa Türkler mi? Demeye kalmadı daha saniyeler geçmeden tabii cevabını Tufan verdi. Oyuna kadroya dahil ettiğimiz Tufan golle cevabını verdi. Allah'ım Rodriguez 2-1 3-2 ikinci golün sahibi Rodriguez. Suarez ve Coutinho iki gole katkı yapıyor. Evet arkadaşlar son 6'nın ikinci maçında bakalım Fenerbahçe'miz ne yapacak? 1-1 bitiyor. Akan golün sahibi, Arthur golün sahibi. Bakalım çeyrek finalde kimle karşılaşıyoruz? Lyon'la. Çeyrek finalde Lyon'la arkadaşlar. Ve güzel bir galibiyetle veriyoruz cevaplarını. İki bir onlar aldı. Arkadaşlar sizi de sıkmamak için bazı maçlara atlıyorum. Yarı final arkadaşlar. 3-1 Fenerbahçe ve Fenerbahçe finale kalıyor. Kalıyor ya. Kalıyor. Fenerbahçe yarı finalde. İkinci ayakmış arkadaşlar. Ben direkt finaldeyiz sandım. 2-1 Rodriguez ve Tufan'ın golleriyle. Tufan, Tufan, Tufan. Final oynayacağız arkadaşlar. Ama bu sefer hakkımızla oynayacağız. Yani as oyuncuları koyacağım. Belezoğlu. Akan'ı çıkaracağım. Soldado. Tamam bir sabit kalsın. Evet arkadaşlar böyle iyi. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak? Ya kupanın sahibi olacak. Ya da Madrid olacak arkadaşlar. Allah maçı başlatıyordum. Simüle etmem lazım bunu.
Evet, büyük final arkadaşlar. Real Madrid, Fenerbahçe. Bakalım gollere katkıyı kim sağlayacak? Moses, Gareth Bale. Modric ve kırmızı kart. Casemiro. 3-1. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kupasına veda ediyor. Finalde eğlendik arkadaşlar. Arkadaşlar analiz gelmesini istiyorsanız Fenerbahçe'nin veya başka takımların altına yorum atıp like atıp abone olursanız sevinirim. Fenerbahçe elendi. Burada da haberlerde gördüğümüz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinin sahibi Real Madrid. Turnuvanın en iyi oyuncusu Griezmann seçildi. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain burada gösteriyor. Bu da benim tasarladığım mavi saçlı bir oyuncu, mor saçlı mı? Evet arkadaşlar, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.